Diğer bir sağlığı uzun zamandır zorladığı ve kötü olduğu Mehmet Ali Erbil var. Kaşış sendromu yıllardır hep duyuyoruz da takip de ediyoruz. Mücadele ediyordu kaşış sendromuyla. 2 yıl önce de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmıştı ve aylarca yoğun bakımda tedavi görmüştü. Sağlık durumu ile ilgili röportaj verdi. İnsanın diyor başına her şey gelebiliyor. Sebat ediyorum, şükrediyorum. Bu hale gelmem bile mucize. Sadece elimi oynatabilmek için dua ediyorum diyor. Şimdi tek başına ayağa kalkabiliyormuş. 4-5 adım atabiliyor. Çok sevgi ve dua biriktirmişiz. İyilik yap denize at derler ya diyor. O dualara çok teşekkür ediyorum diyor. Başlarda diyor hastane sürecinde vasiyet yazmayı bile düşündüm diyor. Sonra bir psikolog tavsiye etmişler. Psikolog demiş ki ne kimseye bir şey ver ne sat ne sav. Sen buradan sapasağlam çıkacaksın. Sonra diyor fikrim değişti. Zaten hepsinin hayatını garantiye almıştım diyor Ali abi. Fazlası zaten ekstra olacaktı diyor. Benden sonra tufan deyip de gülmüş röportajında. Ekrana dönmek için sorular sormuşlar. Çok teklif geliyor ama diyor ben hazır hissetmiyorum kendimi. Bakalım ilerleyen zamanlarda o da ne olur inşallah olur diyor. Aşkla ilgili de bir soru sormuşlar. Yeterince deneyimim var diyor. Her şey tattım, yeterince de ders aldım, ders de verdim diyor. Hiç öyle sosyal medyadan flört edeyim kafasında da değilim. Sıkılmışım demek ki diyor. Böyle keyifli bir sohbet yapmış ama sağlıkla ilgili şükrediyor. 4-5 adım atmaya bile şükrediyor Ali abi. Sağlık, sağlık, sağlık. O yüzden Yani de kaçış hepin, sendromunun evet. dışında başka bir rahatsızlığı da var galiba. Allah şifa versin. Amin. O Ama düşmeden sonra bayağı bir evet. Şimdi vücut direncini yitirince. yitirmeye başlayınca o vücutta uyku modunda olan bütün düşman hücreler harekete geçiyor. Uyanıyor, değil mi? Evet, harekete geçiyorlar. Allah şifa versin. Yani her eşine bir villa bırakmış. Bırakmış yani. Benden Ona sonra rağmen tufan. kumarda o kadar para batırmış biri hala kirli çıkıyor, helal olsun. İyi Yani kazandığını biriktirmiş bir taraftan da demek evet, ki. iyi yatırımlar yapmış demek ki. Evet. Allah şifa versin. Mehmet Ali Erbil'i hep sağlıklı, şakacı olarak, eğlendiren insan Evet. olarak hayatımızda görmek isteriz. Kilo da aldı bayağı değil mi? Baksana burada ekranda gördüğün zaman. Ama hele İbrahim Tatlıses'te bir sohbet röportajı vardı. Karşılıklı ağlamışlardı. Duygusal da yani duygusala Evet, da bağladı son zamanlarda. hasta hastaya ziyarete gitmiş. Evet hasta hastayı Allah'ım ikisine de şifa versin. Allah ikisi de şifa Evet. versin, evet.